Ben de bugün kanser hücresinden biraz bahsedeyim. Daha önce de üstünde durmuştuk kısaca ama kanser hücresi, bakın Allah'ın yarattığı aslında çok mucizevi bir hastalık. Çünkü normalde tüm hücrelerle komşu olarak hayatı boyunca arkadaşça yaşayan bir hücre. Bir gün kendi başına bir karar alıyor. Tabii ki Allah'ın ilhamıyla. Allah ona ol emrini veriyor ve o andan itibaren vücuda asice ve düşmanca bir tavır sergilemeye başlıyor. Fakat o zamana kadar tüm arkadaşları, diğer tüm hücrelerle, gelen proteinlerle hepsi en iyi şekilde vücuda faydalı olacak şekilde çalışan hücreyi Allah tam tersine döndürüyor. Ve bir günden sonra bakın insanların şu an dünyada en çok ölüme sebep olan bir hastalık haline geliyor. Ve bu hücrelerin tamamı Allah'ın kontrolünde. Şimdi bir videomuz var, onu kısaca izleyebilirsek hazırsa. Kanser anormal hücre büyümesi olarak isimlendiriliyor ve 100 kadar çeşidi bulunan bir hastalık türü. Sağlıklı bir vücutta hücrelerin büyümesi, ölmesi ve yerlerine başka hücrelerin geçmesi kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Hücredeki genetik materyalde çevresel veya iç faktörlere bağlı olarak değişim veya hasar oluşması bazen hücrelerin ölmemesine, bir hücre kitlesi veya tümör oluşana kadar çoğalmasına neden oluyor. Bak burada çoğalmayı görüyoruz. Dolaşım sistemine geçen kötü huylu hücreler vücudun diğer bölgelerinde koloniler kuruyorlar. Ve o bölgede gelişmeye başlıyorlar. Bakın normalde mikroskop altında incelendiğinde küçücük bir hücre. Fakat Allah'ın dilemesiyle gerçekten ilaçlar yapılıyor, çeşitli testler yapılıyor. Bütün bilim adamları, resim video için teşekkürler. Bütün bilim adamları çalışıyor. Onun üzerinde çok detaylı araştırmalar yapıyorlar. Yeni ilaçlar bulmaya çalışıyorlar. Fakat onu geçiren de aslında Allah. İstedikleri kadar ilaç yapılsın. O bakıldığında bir su mesela görünümünde oluyor bir kanser ilacı. Fakat Allah dilerse o hastalığı geçiriyor. Allah dilerse o hastalığa vesile oluyor. O su görünümündeki ilaç. Onun için insanların düşünmesi ve Allah'ın böyle bir hastalık verdiğinde Allah'a tevekkül edip Allah'tan en güzel şekilde yardım dilemesi, tövbe etmesi gerekiyor. Allah ayette şöyle buyuruyor. Hazreti Eyüp de hastalandığında şeytandan ona ciddi bir sıkıntı geldiğinde hemen Rabbimize sığınıyor ve tevekkül ediyor. Allah'tan yardım diliyor. Enbiya suresi 83. ayette Allah şöyle bildiriyor. Eyüp de hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu. Şüphesiz bu dert ve hastalık beni sarıverdi. Sen merhametlerin en merhametli olanısın diye Allah'a sığınıyor. Çünkü onu geçirecek olan Allah, Allah şafi sıfatıyla insanda tecelli eder. Ve o hastalığı Allah dilerse çok yaygın olan bir kanser hastalığını, belki vücudun tamamını kaplayan bir kanser hücresini, kanser hücrelerini tamamını oradan toplar, yok eder. O da Allah'ın ol emriyle olur. O hücrelerin yok olması da Allah'ın emriyledir. Başlaması da hocamız daha önce anlatmıştı. Allah ol der, o hücre diğer hücrelere karşı tavır almaya başlar ve düşmanca tavır sergiler. Ama o dağıldıktan sonra, kanser hücresi vücuda yayıldıktan sonra onu giderecek olan da Rabbimizdir maşallah.